Hazreti Yusuf Aleyhisselam gibi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın da gaybet hapis dönemi olacaktır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Nitekim onu götürdükleri ve kuyunun derinliklerine atmaya topluca davrandıkları zaman biz ona şöyle vahyettik. Andolsun sen onlara kendileri farkında değilken bu yaptıklarını haber vereceksin. Yusuf Suresi 15. Böylece daha nice yıllar Yusuf zindanda kaldı. Yusuf Suresi 42. Sedir-i Seyferi der ki, İmam Ebu Abdullah Cafer-i Sadık Aleyhisselam'dan duydum ki şöyle buyurdu. Bu işin sahibinde, Mehdi'de, Yusuf'a bir benzerlik vardır. Şöyle arz ettim. Sen bize bir gaybeti, hapsi veya hayreti bildiriyor gibisin. Hazreti Yusuf Aleyhisselam ilk olarak kuyuda, daha sonra da uzun yıllar boyunca bir zindanda hapsedilmiştir. Yusuf Aleyhisselam biri kısa, diğeri uzun süre iki defa insanların gözünden kaybolmuştur. Birincide Yusuf Aleyhisselam kuyuya bırakılmış, kısa bir süre sonra oradan geçen kafile onu oradan çıkarmış. İkincide ise haksız yere zindana atılmış, uzun bir müddet orada kalmıştır. Fakat sonradan masumluğu anlaşılarak zindandan da çıkarılmıştır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam da Hazreti Yusuf Aleyhisselam gibi hayatının çeşitli dönemlerinde pek çok kez hapsedilecektir. Ancak aynı Hazreti Yusuf Aleyhisselam gibi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın da masum olduğuna dair deliller çok açık olacaktır.